Herkese tekrardan merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Begüm. Eğer bu kanala ilk defa geliyorsanız, aslında bu kanalda kayıp ve cinayet vakalarından bahsediyorum. Türkiye'de ve dünyada işlenmiş. Ve şunu söyleyeyim, az önce söylediğimi fark ettim. Bu videoda aslında ve gerçekten dememe challenge yapacağım. Umarım başarılı olurum. Aslında ve gerçekten diyorum, dememeye çalışacağım. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone olur, beni destek çok mutlu olurum. Hep birlikte büyümeyi çok istiyorum. Sizlere Lauren Rain'in kaybından bahsedeceğim. Hiç Lauren Rain henüz 14 yaşındayken 26 Nisan Cumartesi günü 1988 yılında annesi Judith ile birlikte yaşadığı Manchester, New Hampshire'daki 3 katlı apartman dairesinden kayboluyor. Şöyle aslında, Judith yani Lauren'in annesi erkek arkadaşıyla birlikte o hafta sonu bir tenis turnuvası maçı izlemeye gidecekler. Normal şartlarda aslında Lauren de onlara katılıyormuş. Annesinin erkek arkadaşı profesyonel bir tenisçi ve sıklıkla aslında tenis maçlarını izlemeye gidiyorlar. Ve o hafta sonu bahar tatili olması sebebiyle Lauren başarılı bir öğrenciymiş. Yaşadıkları yerdeki Parkside Ortaokulu'na gidiyor. Annesinin o hafta sonu evde kalmak istediğini söylüyor ve annesi de kabul ediyor. Bunun üzerine onlar gittikten sonra Lauren eve bir erkek ve bir kız arkadaşını davet ediyor. Ve alkol alıyorlar o akşam. Saat böyle ilerleyen saatler, yani saatin o sırada tam kaç olduğunu bilmiyorum. Evde aslında vakit geçirirken koridordan bir ses geldiğini duyuyorlar ve Judith'in geldiğini sanıyorlar. Bunun üzerine de erkek arkadaşı aslında apar topar evden ayrılıyor ve arka kapıdan çıkıyor. Çıktıktan sonra da arkasından Lauren'ın kapıyı kilitlediğine emin olduğunu söylüyor. Daha sonrasında Lauren evde kız arkadaşıyla birlikte kalıyor ve yatma vakti geldiğinde Lauren kız arkadaşına kendi yatağını, odasındaki yatağını veriyor ve kendisi salondaki oturma odasındaki kanepede yatıyor ve saat 1:15 geçe Judith eve geliyor ve eve ilk geldiğinde apartmandaki tüm ampullerin sökülmüş olduğunu fark ediyor. Daha sonrasında kapıya doğru ilerlediğinde ön kapıya kapının kilitli olmadığını fark ediyor ve bunun üzerine hemen arka kapıyı kontrol ettiğinde bu kapının da kilitli olmadığını fark edince doğal olarak telaşlanıyor çünkü evde yalnız bıraktığı bir kızı var ve direkt Lauren'ın odasına gidiyor. Odasına girdiğinde Lauren'in yatağında birinin yattığını görüyor ve arkadaşlarının da eve geldiğini bilmediği için aslında garip bir durum olduğunu düşünmüyor ve bunun üzerine kendisi de yatma hazırlığı yapmaya başlıyor ve böyle yaklaşık 2,5 saat oyalandıktan sonra saat 3:45'e tekrardan Lauren'in odasına giriyor ve yatakta yatan kişinin ne yazık ki Lauren olmadığını fark ediyor ve apar topar tabii arkadaşla kalkıyor. Etrafta Lauren'ı aramaya başlıyorlar ve Lauren'ın gitmediğini düşünüyorlar. Yani yakınlarda bir yerde olduğunu düşünüyorlar. Lauren'ın yeni aldığı spor ayakkabıları ve çantası oturma odasında olduğu için aslında böyle düşünüyorlar. Fakat Lauren'ı bulamadıklarında Judith, Lauren'ın annesi Adalet Bakanlığı'nın, orasının adını tam söyleyeyim, çevirisinden de emin değilim doğru olduğuna, hemen bakıyorum. New Hampshire Adalet Bakanlığı'na kayıp haberi veriyor. Yani kızının evde olmadığını ve bulamadıklarını söylüyor. Bunun üzerine gelen yetkililer Lauren'ın kendi isteğiyle evden gittiğini düşünüyorlar. Ve aslında ona göre bir arama yapıyorlar. Yani burada gerçekten şunu anlamıyorum. Lauren 14 yaşında, yani kendi isteğiyle gitse ne olur? Sonuçta onun velisi Judith ve kızını arıyor. Yani Türkiye'de artık zaten böyle şeyler yaşanmıyor sanırım. En azından 18 yaşından küçük olduğunda direkt aramaya başlıyorlar diye biliyorum. Ama herhalde 1980'de orada da henüz kendi isteğiyle giden bir çocuğu serbest bırakıyorlarmış anladığım kadarıyla. Ve yaklaşık 3 hafta bu şekilde geçiyor. Ve 3 hafta sonunda Lauren'dan bir haber alınmayınca bunun bir kayıp vakası olduğuna karar veriyorlar nihayet. Ve işte tekrardan aslında çok da büyük bir fark olmamakla birlikte kayıp vakası olarak araştırmaya devam ediyorlar. 6 ay boyunca hiçbir gelişme yaşanmıyor. Elle tutulur bir bulguya rastlanmıyorlar. Ve 6 ayın sonunda 1 Ekim 1980 tarihinde Judith kendi kredi kartlarını kontrol ederken bir şey fark ediyor.
kendi kredi kartı bilgileri verilerek Kaliforniya, Santa Monica, Kaliforniya'daki bir motelden kendisine 3 defa bir çağrı gönderildiğini fark ediyor. Ve kontrolü esnasında aynı şekilde bu olaydan, yani 1 Ekim'deki Ekim'den 3 ay önce, yani Lauren'in kalbinden 3 ay sonra oluyor. 1 Temmuz tarihinde de aynı şekilde, hemen bakıyorum, Kaliforniya'daki bir motelden aslında gençler için, yani gençler için cinsel yardım hattı diye bir hatta bir çağrı yapıldığını fark ediyorlar. Ve tabii ki hemen bunun üzerine gidiyorlar. Ve bu aslında ipucun üzerine gittiklerinde bu çağrı yapan, yani bu gençler için cinsel yardım hattını yöneten bir kişiye ulaşıyorlar. Bu da bir plastik cerrahı. Gerçek bir plastik cerrahı bilmiyorum ama bu şekilde bahsediliyor. Araştırmalarımda da aslında direkt bu şekilde bahsedildiğini buldum. Ve bu kişi soruşturulduğunda Laura'nın kalbiyle hiçbir alakası olmadığını söylüyor. Ve söylemesi ikna olmaları için yeterli mi, bunu da anlamış değilim. Yani bir çağrı var, bir motelden bir çağrı geliyor işte. Ve bence burada gençler için cinsel yardım hattı. Yani şöyle, evden kaçan kişilere yardım eden bir hat burası. Ve evden kaçta düşünülen bir kız var. Yani nasıl, hani bu kişi bir bağlantı yok denince bırakılıyor, bunu da gerçekten anlamış değilim. Ve bunun üzerine Judith'e sürekli aramalar geliyor evine aynı zamanda. Yani bu fark ettiği ipucunun dışında da kendisi de Judith çağrılar alıyor. Ve arayan kişi özellikle saat 3, gece 3-4 gibi Judith'i arıyor ve kesinlikle konuşmuyor. Bu aramalar Noel zamanında artıyor. Ve 5 yıl bu şekilde geçiyor. Bunun üzerine yetkililerin, yani polislerin elle tutulur bir sonuca ulaşamaması nedeniyle Judith bir özel dedektif tutuyor. Ve bu özel dedektif ilk olarak bu motel, yani bu doktor, plastik cerrahının üzerine gidiyor. Ve üzerine gidildikten sonra da bu kişi, ilk ifadesine hayırlı olan bir kişiyi tanıdığını söylüyor. Bir kızın olduğunu söylüyor. Çok saçma. Yani evet, Lauren New Hampshire'lı ve bu kişi sadece oradan kaçan bir kız var. Ya şöyle, bu kızın Lauren olmadığını teyit edilmesi o New Hampshire'lı kızın kim olduğunu bulunmasıyla alakalı. Sen evden kaçan kızlara bir yardım hattı kuruyorsun ve o kızın kim olduğunu bilmiyorsun. Yani Lauren olmasa bile o kızın kim olduğunu senin bulman lazım. Bu arada ben bu gençler için cinsel yardım hattı muhabbetine gerçekten çok ama çok sinirlendim. Türkiye'de de biliyorsunuz, yakın zamanda takip edenleriniz varsa, Aleyna Çakır olayında da böyle bir durumla karşılaşılmıştı. Ve yani buna anormal derecede sinirleniyorum. O yüzden öncelikle çok özür dilerim eğer böyle saçma bir tepki verdiysem. Ama yani yetkililer şimdi tam yapsın bence yeter. Yani kimsenin yardımına ihtiyaçları yok demek istiyorum. Bunu da neden söylüyorum? Gerçek bir yardım olmadığına inandığım için böyle söylüyorum. Zaten birazdan bahsedince daha ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Ve bunun üzerine bu kişi aynı zamanda karısıyla birlikte, karısı da moda sektöründe çalışan biriymiş, evden kaçan kızlara yardım ettiğini söylüyor. Ve aynı zamanda da Anne Sprinkle diye bir yetişkin film yıldızı. Bu kişiyi de ayrı araştırdım. Bayağı böyle meşhur biri. İşte yetişkin filmi dediğimiz, siz ne olduğunu anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bayağı bunun üzerine tezler yazmış, doktoralar vesaire böyle. Bayağı bu kişi de böyle uzmanlaşmış bir kişi. Kendini aynı zamanda da bir feminist olarak adlandırılıyor. Bu doktor ve karısıyla da bu kişinin bağlantısı çıkıyor. Bu plastik cerrahın karısı dediğim gibi moda sektöründe çalışıyormuş ve bu esnada da Annie ile tanışmışlar. Dedektif tabii ki bu kişinin de aynı zamanda yetişkin filmiyle alakalı bir ilişkisi olması sebebiyle çok doğal olarak, bence çok normal olarak şüpheleniyor ve bu kişinin de üzerine gidiyorlar. Hatta dedektif Annie'nin tüm filmlerini izleyerek Lauren'ın orada olup olmadığını arıyor, fakat Lauren'a ulaşamıyorlar. Yani hiçbir filminde Lauren'ı göremiyorlar ve bu kişinin de bir bağlantısı olmadığı sonunda
ortaya çıkıyor. Onun dışında bundan tam emin değilim. Dedektif aynı zamanda bu motellerden, yani bu çağrı yapılan motellerden bir tanesinin yetişkin film yapımcısı Doktor Z diye bir kişi ait olduğu çıkıyor. Yani bu herhalde plastik cerrahından farklı bir kişi. Yani Doktor Z olarak geçiyor. Ama hani hepsinde böyle doktor olması vesaire, acaba aynı kişi mi diye düşündüm. Ama sanırım değil. Biri gençler için cinsel yardım hattı, diğeri de yetişkin film yapımcısıymış. Bu kişiye ait olduğu çıkıyor. Fakat bu kişinin de bir ilişkisinin olmadığı, yani yeterli herhalde sanırım delile ulaşılamıyor. Onun dışında 1986 yılında Laura'nın bir erkek arkadaşı dedektif, özel dedektife giderek annesinin bir arama aldığını ve arayan kişinin adının Lauren olduğunu söylediğini, aynı zamanda bu kişinin de eski kız arkadaşı olduğunu söylüyor. Ve 1988 yılında da bir adam bir hayat kadını gördüğünü ve bu aranan kişinin, yani kayıp olarak aranan, yani Laura'nın olduğunu iddia ediyor. Bunun dışında herhangi bir delile, sonuca ulaşılamıyor. Aslında Laura'nın annesi daha sonrasında Judith evleniyor ve Florida'ya taşınıyor. Tabii ki o taşındıktan sonra da aranmalar kesiliyor. Ben şunu söyleyebilirim. Ben sadece şundan emin değilim. Lauren isteyerek mi gitti, istemeyerek mi gitti? Yani bir kere bence Lauren'ın olayı kesinlikle çok basit bir olay. Yani burada yani bu kadar çıkan zaten sayılı ipucu var ve hepsi aynı kapıya çıkıyor. Arayan kişilerin de bu arada ben Lauren olduğunu düşünüyorum. Yani bir şekilde kurtulmaya çalıştı. Bu arada belki de çok kurtulamadı. Yani elinde içinde bulunduğu şartlardan bir batığa girmiş ve çıkmak istemiyor bile olabilir. Çünkü bu psikolojiyi böyle az çok okudum, gördüm, araştırdım. Ülkemizde de maalesef var. Ama tabii ki bazı dönemlerde annesine iletişim kurmak onu özlemiş olabilir. İstese kurtulur muydu, bir şekilde annesine ulaşır mıydı? Çünkü gelen çağrılarda arayan kişi konuşmuyormuş. Konuşamıyordu. Yani o psikolojiyi bilemiyor olabiliriz ama ben o aramaların Lauren'a ait olduğunu düşünüyorum. Ve Lauren'ın bir şekilde ne yazık ki bu arada yetişkin filmi diyoruz da Lauren 14 yaşında bir çocuk. Yani hani yetişkin filmi de değil. O yüzden bununla alakalı ne yazık ki üzücü bir sona kurban edildiğini düşünüyorum. Keşke daha fazla üzerine gidilmişti. Bu arada bununla ilgili şöyle bir düşüncem de var. Ben polisin de istese bu olayı çözeceğini düşünüyorum. Çünkü böyle durumlarda ben yetkili mercilerin bilgisi olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bu kadar rahat bunlar yapılamamalı. Yani bir motelden arama geliyor. Bu moteldeki kişinin sahibinin yapımcı, işte bu filmleri yapan bir yapımcı olduğu çıkıyor. Aynı şekilde yardım hattı var. Bunlarla ilişkili çıkıyor. İşte bağlantısı olan kişi, bu filmlerde oynayan ünlü bir yıldız vesaire. Yani her şey aslında ortada. Ama ne yazık ki bir sonuca ulaşılamamış ve Lauren bugün hala kayıp olarak aranıyor. Artık tabii ki yaşlı bir kadın nerededir, nasıldır, yaşıyor mudur bilmiyorum ama böyle bir sonu yaşamasını istemezdim. O yüzden üzücü, apartmanda ailesinin yanında ayrılıyor. Bu arada unuttuğum bir durum var. Bu olayla ilgili yaşanan şaşırtıcı bir gelişme de 2017 yılında yaşanıyor. O gün Lauren'ın arkadaşı olan erkek 2017 yılında intihar ediyor. Fakat bu olayla onun da bir ilişkisi olmadığı sonucuna varılıyor. Yani hiçbir zaman şüpheli olarak zaten bu kişi değerlendirememiş. Bunu söyleyebilirim. Arkadaşlarının bununla bir alakası var mıydı sizce? Sizin düşünceleriniz neler? Lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Hep birlikte tartışalım. Ben de çok merak ediyorum. Bundan bir sonraki videoyu büyük ihtimalle Sevgi Aslan'ı çekeceğim. Aslında ben onu araştırmaya başladım. Ama sonuçlandıramadım. Büyük ihtimalle bundan sonraki video Sevgi Aslan olacak. Siz de araştırmamı istediğiniz, merak ettiğiniz olayları, kayıpları, cinayetleri aşağı yazarsanız çok sevinirim. Beni desteklemeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hep birlikte büyüyelim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.